havalı yatağımızı şişiriyoruz. Bakalım şişecek mi? Patlağı var mı? İnternetten bir bak bakalım kaç para. Bakacağız, internetten de bakacağız fiyatına. Bu pahalı ama. Eğer... Bu motor büyük çünkü. Ha motor nerede usta? Bu hemen şeyde mi? Şurada. Burası motor abi komple. O ne yapıyor? Hava içeriye üflüyor ha? Üflüyor, ters çeviriyor, geri çekiyor. Allah Allah. İndirme şeyi de var yani. Ya bu bayağı büyük bir şey ya. Yani 2 metreye, 2 metre gibi neredeyse. Patlak büyük ya. Ustam şişiyor yalnız ha, gözün aydın. Bu tarafına mı yatılıyor yoksa diğer tarafına mı? Bir tarafı yazlık, bir tarafı kışlık bilmiyorum. Ha, buranın kumaşı böyle şey gibi görünüyor, kışlık gibi. Evet, diğer tarafı göremiyoruz. Birazdan göreceğiz. Ama şişiyor ustam, bak gözün aydın. Evet. Bir dakikada şişirdi neredeyse. Yüksekliği de bir yarım metre oldu be usta. Oo vallahi hiç deliği yok herhalde. Şu anda pek patlak gözükmüyor bir yerinde. Değil mi? Patlak olsa zaten fıs diye falan ses gelir herhalde. Buradan bir yerden geliyor. Geliyor mu bir yerden? İçinden mi geliyor? Sanki bağlantı yerinden geliyor. Açar yaparız yani ya. Yapabilir miyiz usta? Yaparım büyük bir ihtimal. Açacağım bakacağım abi. Şuradan geliyor. Acaba içindeki fazlayı mı atıyor? Bayağı da sertleşti ama. Orada check valve'ında bir sıkıntı var, açılacak yapılacak. Evet ustamız patlak yerini buldu. Oradan deforme olmuş. Bak kapatınca gidiyor. Oraya yapışacak yani ustam. Ama sanki bir, az bir işlem olmuş orada ya. Ben yemici tutsalıyla yaparım. Yok olur abi o. Neyle? Yemiciyle. Yemici. Evet arkadaşlar, yeni yapıştırıcı öğrendik. Değil yemici. Mi? Yatak. İyice yatak oldu be. Görmüşler burada. Çekmişler mi böyle? Görmüşler ben. Ustam daha da bozulmasın sonra ha. Zaten bozuk ha. Doğru. İşte buradan havada hava kaçırıyor. Ucumuzu bulduk. Açacağız şimdi. Öyle mi? Çıkmış. Şimdi kontrol panelini açıyoruz. Bu ara yerden aldık. Kumaş kesme tezgahının üzerine çıkarttık. Tamir edebilirsen gerçekten çok iyi olacak. Yoksa çöpe gidecek bir şey yani. Sadece buradaki minicik şeyden dolayı. Ama vidalar da sıkıntılı değil mi? Vidalarını değiştireceğim, aynısını takmayacağım. Haa doğru. Arkadaşlar bu ara gördüğünüz gibi burada 30'a yakın vida ucu var. Sadece bir tanesi zorlukla oldu. O da uğraştırıyor şu anda. Güzel vida atmışlar yani. Kimse açmasın diye. Lastikli abi. Lastikli mi? Hmm. Bir tane kalmanı gevşetsin. Ondan sonra bozulsa da olur. Lastikli dediğin ne usta? Sıkılan ha, yerde mi yoksa? Hava kaçırmasın diye conta var. Ha conta var. Ondan mı zor açılıyor? Evet. Son vidayı çıkartamadık ya. Direkt yanıyorum, yapamamışlar. Yandık yapıştırıcı kullanırsan olmaz. Burası mı? Hmm.
bastırıyor ha. Evet arkadaşlar, şurası kırılmış. Daha önce yapıştırmışlar. Sonra düzen tutmamış herhalde. Şimdi tekrar usta gemici yapıştırıcısıyla yapıştıracak. Bu ara aynı vidaları kullanmayacağız. Normal yıldızlı vida kullanacağız. Mekanizm nasıl bu şekilde şişme yatağın? Yapıştırmak için havasını indiriyoruz. Demek şeysi bu usta, sarı şişede. Şişen bir malzeme abi. Şişiyor, bir de suya dayanıklı. Abi üstünde işte gemici. Doğru söylüyor. Neydi gemici yapışkanı? Apel Marin. Ha. Bak onun reklamını yapıyorum, benim reklamımı yapmıyorsun. Yapacağım usta senin reklamını da. Zaten senin reklamın her videoda var. Nerede var? Hiç güler yüz konsept yazmıyorsun oraya. Vallahi herkes duydu şimdi arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Güler yüz konsept. Ustam yalnız bak işimize odaklanamıyoruz. Şimdi o orada yapışıp şişecek öyle mi? İnşallah. Hı, bol bol. Ya şeye benziyor aslında ha. Baliye benziyor sarı olması. Bali güzel kokuyor ya, bu kokmuyor. Yani o kokusu hiç yok ama sarılığı baliye benziyor. Ama işte öyle bir malzeme değil. Bayağı bir kuvvetli malzeme var. Bir daha zor açarsın yerinden. Sadece oraya mı süreceksin? Hayır, tamamına süreceğim. Hadi bakalım. Açılmasın bir daha. Hemen donuyor mu usta? Yok, 15 dakika bekleyecek onu 15 dakika. Parça düşmüş pervane yerine de. Evet, kapağı tekrardan takacağız. Yapıştırıcıya destek olacak basıncı. Kapağın etrafında conta var. Contayı ayarlıyor ustamız şimdi. Yerini buldu. Şimdi vidalardan da baskıyı yapacağız. Baskılaması için. Ne yatsak? Pul mu? Ha. Tamam, pul atalım usta. Kafak baskı yapsın da yapıştırmaya yardımcı olsun da nasıl yaparsak yapalım. Evet, son vidayı da atıyoruz. 6 tane vida vardı, ikisini pul attık. Pul atmak zorunda kaldık daha doğrusu. Aynen. Bu şimdi buraya ayrılmasın diye şöyle bir kitlemek lazım. Yapıştırıcımız da burada görünüyor. Bu daha şişecek ha usta? Şişecek de şöyle bir preslememiz lazım. Arkadaşlar, yalnız bu yapıştırıcının özelliği ele bulaştığı zaman çok kötü oluyormuş. Dokunmasın diyor usta kimse. Bu artık herhalde hiç çıkmaz usta. Çıkar mı yani bir daha açmak lazım olduğunda? İşkenceyle de destek vermişsin. Şimdi de üstten çepeçevre yine dolaştırıyor ustamız. Gemi yapışkanını. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapıştırıcımız şişmeye, böyle beyaz bir renk almaya başlamış. Bu daha şişecek ha usta? Şişecek abi. Böyle köpük gibi olmuş. Eğer diyor ustamız bu iş görmezse silikon sıkacağım diyor. Benden kaçmaz bu iş diyor.